Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bir Derdimiz Hatay programıyla daha beraberiz. Bugün konuğumuz gazeteci Sema Sarı, Milli İrade Haber Müdürü, Avlu Ajans sahibi, Başkent Posta Haber temsilcisi. Hoş geldiniz Sema Hanım. Teşekkür ederim Bülent. Çok ilginç, şu an heyecanlıyım. Moderatörlük yaptığım, evim gibi gördüğüm Doğuş TV'de sizlerin misafiri olmak gerçekten beni heyecanlandırdı. Hoş geldiniz. Senin gibi değerli arkadaşımla beraber olmak da ayrı bir zevk benim için. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz İzleyicilerimize de, Doğuş TV izleyenlerine de iyi akşamlar diliyorum. Gündem dolu. Haber. Evet Bülent. Bayağı bir bol. Hiç sorun, sıkıntı çekmeyeceğiz gibi görünüyor. Yok, haber bayağı birikmiş durumda. Yerel haberlerden mi girelim, ulusal mı girelim? Hiç fark etmez. Ulusaldan yerele inelim istersen. Tabii. Senin için de sakıncası yoksa. Dediğin gibi yoğun bir haber trafiği var. Biz haberin haricinde yorum da yapalım eğer izin verirseniz. Çok iyi olur. Mesela örnek şu anda... Yeni Hazine Maliye Bakanımız Nurettin Nebati. Evet. Model tutmazsa üzülürüm demiş. Çocuklarımın yüzüne bakamam diyor. Dediğim gibi yorum katmak gerekirse ben talihsizlik olarak nitelendireceğim. Yani ben, böyle bir... kaybedecek bir şeyiniz yok diyor sizin. Benimse kaybedecek bir sürü şey var. Biraz bencil bir açıklama olmuş ve kendini düşünüp de vatandaşı bu duruma düşürmesi bence çok yanlış bir açıklamaydı. Vatandaşın gerçekten kaybedecek bir şeyi olmadığına ne inandırmış olabilir kendisini? Dediğim gibi bu aslına bakarsan hani bence bir anda çıkan bir cümle. Çünkü hiçbir bakan böyle bir açıklama yapamaz, yapmaması lazım. Gerçekten ben çok üzüldüm. Bunun haricinde... Ya tutarsa yani Nasrettin Hoca gibi göle maya mı çalıyoruz? Yani biraz gündemi takip ettik. Kumar oynuyor gibi görünüyor. Yani vatandaşın üzerinden mi oynayacağız yani, kumarı? Tutmazsa size bir şey olmaz diyor. Yani vatandaş... Vatandaşa çok şey olur Bülent. Şöyle olur. Zaten çok şey kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Sorun şurada. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam diyor. Sayın Bakan'a şunu hatırlatmak gerekiyor. Bazı vatandaşlar aylardır çocukların yüzüne bakamıyor. Evet. Evine ekmeğini zor götürüyor. Ve buna rağmen kaybedecek neyiniz var diyebiliyor. Yani? Talihsiz bir açıklama. Kesin talihsiz bir açıklama. Yani vatandaşa söylenecek bir laf değil. Normal bir bakanın bunu söyleme gibi bir şeyi yok. Çünkü vatandaş insanları koltuklarda otururken daha rahat, müreffeh bir şekilde yaşamalarını sağlamak için seçiyor. İnsanları, tabii. Yani görevleri o. Yani burada buna bir talihsiz açıklama demek yeterli mi? Onu da bilemiyorum. Bunun haricinde yine AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. Evet, bir üzücü açıklama da ondan geldi. Bankalardan kredi alıp dövize yatıran ahlaksızlar var diyor. Şimdi bankadan krediyi alıp dövize yatıran ahlaksızlar kim? Bunu açması gerekmez mi Sayın Kurtulmuş'un? Yani bugün bankalar bu kadar yüksek meblağda kredileri kime veriyor? Yani normal vatandaşın alıp bu dolara endekslemiş olduğuna çok fazla inanmış değil vatandaş. Zeminde herkese soruyoruz, çoğu kişiye. Yani espri diliyle de bazen olsa diyoruz ki bankadan kredi alıp dolara mı bağladınız? Borçlarımız var diyor vatandaş. Peki bu krediyi kim aldı?
Kimler almış olabilir? Bu ahlaksızlar kimler mi diyorsun? Yani böyle bir açıklamadan sonra bu soru sorulur. Yani bu krediyi kim aldı? Bu parayı kim yatırdı? Dolara. Bu dolar nerede? Kimin aldığı belli mi değil mi? Yüksek meblağda krediler kimi alıyor? Soru içinden soru çıkıyor, farkında mısın? Yani. Bu kredileri kimin aldığı, bence cevabını biliyorlar. Biliyorlarsa yani peş peşe. Üzücü olan bu cevabı bilmelerine rağmen ahlaksız olarak nitelendirmesi. Yani ben gerçekten bakanlarımızın, şimdiye kadar iki taneyi söyledik. Bir de Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var, ona da geleceğim birazdan. İki bakanımızın da bu talihsiz açıklaması gerçekten soru içinde soru, yanıt bekleyen sorular ve içinden de çıkılmıyor. Neresinden bakarsan bak, hem kendilerine zarar veriyorlar hem Türkiye'ye zarar veriyorlar. Dediğin gibi bakanlar oraya vatandaşın huzuru, refahı, rahatı için çıkan insanlar. Peş peşe açıklamalar. Evet. Peş peşe açıklamalar ve hiçbiri de vatandaşı ya ilgilendiren çok ciddi anlamda konular da değil. Evet. Yani Sayın Nebati'nin o koltuğa oturarak insanlara bir güven vermesi gerektiği yerde ben bir kumar oynuyorum. Ya tutarsa, tutmazsa benim kaybedecek çok şeyim var, sizin yok demiş. Bankalardan kredi alıp dolara bağlamışlar. Peki dolara bağlayanları belli. Bugün stokçulara kadar inip stok yapanların hepsini deşifre edip cezalar yağdırdınız. Stok yapanları, bu dolara bağlayanları da muhakkak tanıyorlardır ya da biliyorlardır ya da araştırıyorlardır. Bununla ilgili bir araştırmaları vardır büyük ihtimalle. Sonuçta hem kadir hem muktedirler bu konuda. Kimler olduğunu çok iyi biliyorlardır. Onu demek istedim demin, evet. Ama bunu da yapan yok. Bu süreç nereye kadar gidecek? Dolar şu anda almış başını gidiyor, 14'ü geçti. Merkez Bankası Aralık ayında 4. müdahalesini yaptı. Evet, müdahale de bir işe yaramadı. Sonuç itibariyle yine yaklaşık 2,5 milyon dolar uçtu gitti yine kasadan. Bu parayı kim ödeyecek yine? Yine vatandaş. Evet. Baktığımız zaman buradaki tüm açıklamalar tamamına talihsiz diyebilir miyiz? Öyle umuyorum. Yani istemeden yapılan şeyler olsun, konuşmalar olsun diliyorum Bülent. Yani söylenecek başka çok şey var ama bu platformda bir gazeteci olarak siyaset konuşmayı sevmiyorum. Benim, ama gündemi de siyaset belirliyor. Vatandaş olarak, gazeteci olarak her zaman kendime ilke edindiğim şey Türkiye için, benim için neyin doğru olduğu. Bu siyasette de böyledir. Hayat şartında da böyledir. O yüzden A parti, B parti olarak bakmıyorum. Bakanların bu söylemlerini de talihsizlikten başka nitelendiremiyorum şu an. Sema Hanım, ama şöyle bir şey de var. Bakanlar, müdürler istikrarlı bir şekilde yürüyemiyor. Neredeyse ayda bir müdür değiştiren bir Türkiye tablosu var. Görevinden al, göreve atandın. Görevinden al, göreve atandın. Bakan gitti, yeni bir bakan geldi. Yani bir yap boz tahtasına döndü ülke. Zaten doların artmasının, bu hayat pahalılığının sebeplerinden biri de bu değil mi Bülent? Şöyle ki vatandaşın artık güveni kalmadı. Ekonomide güven çok önemlidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün bir açıklamasında vatandaştan yastık altındaki işte altınlarını, parasını, evet, çıkarmasını istedi. Çıkartmasını istedi. Bunu yapabilmesi için vatandaşın hükümetine güvenmesi gerekiyor. Biraz vatandaş güvenini yitirdi. Yitirdi mi? Yitirdi gibime geliyor.
Ve bakanlarımız da bunun farkında. O yüzden böyle gereksiz ve o talihsiz diye nitelendirdiğimiz konuşmaları yapıyorlar. Yani işin içinden kendiler de çıkamıyorlar açıkçası. Kim çıkacak? Oraya da geleceğiz. Yani. Geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Eskiden olsa OHAL ilan edilirdi diyor mesela. OHAL'i kim ilan eder? Hükümet ilan eder. Ama şu anda? Ama şu anda artık nasıl anlatayım? Bu kez vatandaş zor durumda Bülent. Vatandaş hatırlarsın. Vatandaş kendi OHAL'ini mi yaratmaya çalışacak? Yani bence öyle olacak. Çünkü geçtiğimiz ay hatırlarsın Ankara'da, İzmir'de ayaklanmalar başlamıştı. Evet. Tencere tava vatandaş dışarıya çıkmıştı. Ve bu asla tasvip edilen bir şey değil. Asla şahsım olarak da vatandaşlar kimle sorarsan sor, aklı selim olan hiç kimse bunu kabul edemez. Böyle bir şeye yakışmaz. Biz demokratik bir ülkede yaşıyorsak sandığa gideriz. Orada kozumuzu paylaşırız. Doğru mu? Doğrudur. Muhalif partiler de zaten çağrılarını sokağa inmeyen kesinlikle diye evet, bayağı bir bununla ilgili bir çaba gösterdiler. Gerçekten orada takdir ettim. Tüm siyasi parti liderleri çok güzel açıklamalar yaptılar. Telkinlerde bulundular. Bununla ilgili vatandaş da çok ciddi anlamda sıkıntılarda. Sokağa çıkması için bir sebep var. Evet, doğru. Ama bunun en doğru şeyi seçim yoluyla olması. Kesinlikle. Yani OHAL bize bir şeyi kazandırmayacak. Şimdi ya işte da orada arkadaşla tartışırken bu girdaptan iki yönlü kurtulabiliriz dedi. OHAL ya da erken seçim. Sen hangisini öngörüyorsun? Erken seçim daha tabii ki. OHAL bizi çok geriye şimdi gider. Şimdi şahsıma da sorarsan erken seçim. Ama öngörünü almak istedim. Şu ortamda erken seçim ister mi iktidar? İktidar erken seçim istemez. İşte, ama, işte sıkıntı orada. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Erken seçim yok. Mevcut hükümet şu anda birçok şeyde başarılı olduğu kadar birçok şeyde de başarısız. Ama burada vatandaşı en çok ilgilendiren mutfak kısmı. Evet. Ve isyan bölümü de mutfak kısmında başlıyor. Ben esnafların çoğuna biraz sohbet ederek bunlara girdim. Siftah etmeyen vatandaş, müşterisine bir fiyat verdiğinde alım gücü olmayan vatandaş, ya bunlar esnaf satış yapamıyor. Sattığını yerine koyamıyor. Ya bugün almış olduğu ürünü ertesi gün koyup koyamayacağını bilemiyor. İlerisini gören bir hedefi de yok. Stokçulara bakıyoruz. Stokçular da yani neye göre stokçular? Adamın parası var. Ürünü almış. Zam geleceğini duymuş. Bugün onu bu fiyatta satsa ertesi gün kendisi alamayacak. Satışını yaparken de her üründen bir iki tane rafta koyuyor. Zam gelsin öyle satayım diyor. Stokçuluğu kim yapıyor? Kime göre yapılıyor? İş insanları yapıyor. Ya iş insanları yapıyor da iş insanlarından sadece... Bunu iş insanları yapıyor. Senin demek istediğin bunu durdurmak da kime düşüyor? Hükümete düşüyor. Hükümete düşüyor ama hükümet bu konuda başarılı değil. Zaten bu yüzden bu adamlar stoku yapıyor. Çünkü bugünü ve yarını hesaplayamıyorlar. Ya bugün bu fiyata aldığı ürünü ertesi gün... Ya benim belirsizlik var. Benim bir arkadaşım bana, esnaf arkadaşım şöyle bir şey anlattı. Dedi ki ben suyu bir örnek veriyorum. Alırken 18 liraya aldım diyor. Müşteriye 20'ye sattım. Vadeli çalışıyordum. Aradan vade günü geldiğinde bana 22 liradan olduğunu söyledi. Ve ben 20 liradan satıp cebimden 2'şer lira para koydum dedi. Zararda. Evet. Şimdi onu soruyor bana. Ben ne yapayım? Şu anda vadeli satışlar durdu.
peşin satışlara döndüler. Evet. Çoğu kişi de bazı ürünlerini dolara endeksledi. Örnek veriyorum, bugün bir telefonunuzun ekranı kırılsa, bir tamirciye gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben ekranımı değiştirmek istiyorum. Örnek verdik, dedik ki 500 lira bugün dolar kuruyla. Siz bazen müsait olamıyorsunuz, bir iki gün içerisinde parayı tedarik edene kadar iki gün ya da üç gün sonra teslim almaya gidiyorsunuz. 500 liralık ekran oldu 590 lira. Zaten normal cebinden takmasıyla birlikte bu esnaf bunu size söylemişken şu anda 90 lirada cebinden koyup bedavaya çalışmış oldu. Üstüne de zarar etti. Ya esnaf hep bunu söylüyor, bunu anlatıyor. Ya esnafın hali perişan şu anda. Bu bilinen bir gerçek. Her esnafın kendi sektöründe kendine göre bazı sıkıntıları var. Sıkıntılarını kendi dillerinden getirdikleri şey kadarıyla ben burada anlatmaya çalışıyorum. Yani suyu 18 liraya alıp vadesi geldiğinde 22 liralar ödeyen esnaf. Tüpe gelen zam, yağa gelen zam, şekere, una. İki gün önce markete gönderdim, şeker alın dedim. Raflarda şeker yok. Bir de stokçuluk başladı. Ama devlet kanalından diyor ki depolarımızda şeker dolu. Şeker doluysa piyasaya sürün. Normalde, sence göz mü yumuluyor? Şimdi göz mü yumuluyor? Yani müdahale ediliyor da. Açıklamalarla marketlerde yaşadıklarımız ortada. Ya bunun açıklaması ne olabilir? Yani bu mevcut iktidar bunu daha iyi bilir. Eğer depolarımızda şeker mevcutsa, bu şekeri yoksa, bir sıkıntı yoksa, rafta neden şeker yok? Markete gittiğimizde neden marketçi bize şeker yok diyor? Ortada demek ki bir sıkıntı var. Şimdi zamlar geldikten sonra mı piyasaya sürecekler? Zam gelmeden önce engelleyip mi sürecekler? Ya burada stokçu kim? Onun da açıklamasını yaptı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Stokçulara göz açtırmayacağız dedi. Stokçular göz açtırmayacağız ama yani devletin bünyesindeki şeker piyasaya sürülmüyor. Sürülse kim alıyor? Alan niye saklıyor? Saklayan neden raflarda koymuyor? Neden bir denetim yok? Ya bunların hiçbiri yok yani. Ya da varsa neden açıklanmıyor sebebi? Ya bir sürü şey var ya, buna anlatılacak bir sürü şey var. Gözle görülen, yani bugün eğer una bu kadar zam gelmişse, fırıncılar şu anda zam yapmalarına rağmen yine zararda olduklarını söylüyorlar. Evet. Tarladan insanları küstürdük. Tarlada ekim çok azaldı. Birçok şeyde insanları küstürdük. Yani artık insanlar bir şey üretmekten gına geldi onlara. Yani hiçbir şekilde üretmek istemiyor. Çiftlenmiyorlar artık. Bir şeyler ekelim, biçelim. Toprağımızla ilgilenelim. Ya bunların hepsine hevesleri baktığımız zaman, evet şu anda belki çoğunlukta konuştuğumuz AK Parti tarafı, hükümet iktidar tarafı ama gündemi çoğu zaten onların açıklamalarıyla vatandaşın yaşadıkları yani. Şöyle diyelim, AK Parti değil, şu an mevcut iktidar. Yani şu an mevcut iktidar. B partisi de olsaydı biz bunları konuşuyor olacaktık. Ya orası öyle. C partisi olsa da, ya AK Parti demeyelim, yanlış anlaşılmasın. Ama şu an Türkiye bu sıkıntıların içinde. Bu bir gerçek. Biz de bu sıkıntıları dile getirmek zorundayız. Biz vatandaşın kendisinden duyduklarımızı İşte buradan dile getiriyoruz. İşte o yüzden zaten dile getirmek zorundayız yani, diye. Eğer bugün bir esnaf 18 liraya aldığı suyu 22 liradan ödüyorsa ve ben gün sonunda mesela bütün işlerimi bitirdikten sonra zarardayım diyorsa, yarın bu adam bu suyu da satmayacak. Evet. Ha bir de bana söylediği şey de şu, yani diyor ki ben bu suyu alıyorum. Bazen 3. kata, 4. kata, 5. kata sırtlayıp götürüyorum, emek sarf ediyorum. 3 kuruş para kazanacağım ama sonra hesaba gelince bir bakıyorum ben zarardayım. Evet. Hani zarardan çok bir de yapmış olduğu emek de boşuna gitmiş oluyor. Market, ya büyük marketlerin hepsinin denetimi zor değil.
Hani bunu bakkal yapsa anlarım. Bunu bakkal yapsa anlarım. Yani bakkalın alacağı en fazla stok edeceği ürün ne kadar olabilir? Bir çuval etsin, iki çuval etsin. Ama zincir marketler. Yani zincir marketlerden birine gönderdiğimiz zaman eğer rafında, reyonunda şeker yok ise, un yok ise, tabii. Bu bir ciddi sorun artık. Ciddi sorun. Ve bu sorunlar biriktikçe işte vatandaş, demin örnek verdim ama bu sadece o arkadaşımın söylediği bir şey değil. Yıllar önce hatırlarsan o hal neden çıkmıştı? Yine böyle sıkıntılardan kaynaklı. O yüzden gerçekten bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ve bu da burada dediğim gibi artık bu kadar sorun varken Bülent artık siyaset yapmamamız lazım. Artık menfaatimizi düşünmememiz lazım. Bakın mesleğimiz gereği sen de aynı şekilde hep dışarıdayız. Vatandaşın zengini de fakiri de şikayetçi. Doğru değil mi? Ya zengini de neden ben evimi zarar ettim ya da işte müteahhittir binamda zarar ettim diye şikayetçi. Asgari ücretle geçinen ya da işçi olarak çalışan zaten malum artık hiç kazanmıyor. Bu bahsettiğiniz inşaatla ilgili de Sayın Çinçin döviz artışı girdi maliyetleri açıklamasını yaptı. Yani inşaat sektörü de zor durumda. İşte ondan bahsediyorum. Bak zengin olan müteahhitler, Sayın Çinçin'in açtım diye konuyu söylüyorum o konuşmasına babında. Müteahhitler bile zor duruma düştüyse, zengin bile artık zor duruma düştüyse gerçekten bir şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bir ciddi sıkıntı var ki insanlar mutlu değil. İnsanlar evet mutlu değil. Geçim i̇şte derdinde... bu düşünceyi de yapmazsan ya da artık pes demezsen deminki bakanlar gibi talihsiz konuşmalar yaparsın. Gerçekten üzülüyorum. Yani bir Türkiye bakanına, Türkiye Cumhuriyeti'ne bakanlık yapan kişilere bu konuşmalar gerçekten yakışmıyor. Sırası gelmişken Binali Yıldırım'ın da geçen gün bir konuşması vardı. Azerbaycan'a da işte 18. yılında kuruluşunun bir tweet attı. Okudun mu tweet'i? Okudum. Tabii ki çok güzel bir şey. Aksakallımızdı. O açıklamayı tabii ki yapacak Azerbaycan için. Ama çok talihsiz, yine talihsiz diyeceğim. Aksakallısın ama Azerbaycan'ın kurucusunu bilmiyorsun ya. Haydar Aliyev dedi Bülent ya. Şimdi AK Parti... Gerçekten bak üzülerek söylüyorum bunları. Aliyev daha kaç yıl oldu ki? Yeni. Çok yeni. Mehmet Emin, ben de bilmiyordum açıkçası. Araştırdım hemen. Mehmet Emin Resul Uzak kurucusu evet. Azerbaycan'ın. Hani biz bile bak bu cehaletimizle bir bakan, bir başbakan gibi düşünemeyeceğimize göre soru işaretleri kaldığında ya da bilmediğimizde açıp öğreniyoruz değil mi? Evet. İnsanlık budur yani. Bilmemek ayıp değil. Ya sen bu tweet'i atarken bir bak. Milat olarak mı görmüşlerdir acaba? Sonrası ve öncesi orada AK Parti'de bazen şöyle bir şeyler oluyor. Belirli bir tarihi bir tarihten kendilerine sonra göre mi? Yani orada öyle bir şey uyarlıyorlar olmuş olabilir diyorsun. Mi? Öyle bir şey olabilir mi? Ama 18. yılında diyor. Evet bir talihsiz açıklama var. 18. ama... yılında diyor. O zaman kendine göre işte 4. yılında, 5. yılında desin. Peş peşe bu kadar talihsiz açıklama. Potlar ya da ve biz geçen hafta da bazı işte geçim derdinde olan insanların sıkıntılarını konuşurken Sayın Sertel aramızda yok. Evet ona buradan selamlarımızı. Biz de selam söylüyoruz. Onu Ankara'ya gönderdik. Ankara'nın sıcak gündemini nabzını tutsun tutacak. Diye. Bizlere önümüzdeki hafta
dolu dolu bir şekilde bütün bilgileri gerçekten alıp, bir dahaki hafta program kaçırılmaz. Yani, daha dolu bir gündemle gelecek Mehmet Serkan. Bu hafta burada bazı sorularla karşımızda var. Soru mu? Hayır. Hasan Hüseyin Palaz başarılarınızın daim olmasını dileğiyle demiş. Hasan Bey çok sıkı bir takipçimizdir. Teşekkür ediyoruz ona da. Selamlarımızı iletiyoruz. Bunun yanı sıra eğer sorularınız olursa bizlere iletebilirsiniz. Katılmak isterseniz. Seviniriz. Bunun haricinde gündemde... Evet, biraz da yerele inelim istersen. Ulusal bize biraz ağır mı geliyor dersin? Ya, ulusalda çok değişik şeyler oluyor. Altından mesela kalkamayacağımız... Asgari ücret muamması var. Evet. Mesela asgari ücreti biraz değinmek ister misiniz? Yani asgari ücret ne olmalı? Asgari ücrete değinmek elbette isterim. Gönlümden geçeni de söylemek isterim Bülent ama bunlar sadece havada kalacak şeyler. Ama şöyle bir şey de var. Yani dolardaki belirsizlik de asgari ücrete yansıyacak bir şey. Hani örnek veriyorum, şu anda bir söylenti var. 4000 olma ihtimali pazartesi günü açıklanacak denilmişti asgari ücret. Evet, yine. Ama açıklanmadı. Şimdi bunun açıklanmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın çok iyi bir düzeltilmiş haliyle belki insanlara kendi söyleyecek, ifade edecektir gibi bir söylemler de var. Ama Arzu Çerkezoğlu da 5200 diyor, işverenler 3500 diyor. Vallahi Bülent, demin dediğim gibi ben isterim ki 10.000 olsun ama ne söylesek şu an askıda kalır. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da bildiği için zaten açıklama yapmıyor. Önce yapılacak tek şey doların ateşini söndürmek. İşte bunun belirsizliği... Dolar belirsizleşmeye devam ettiği sürece bu açıklamayı beklemesin vatandaşlar. Bir de bütçe görüşmeleri var. Bunun yanı sıra biz ulusaldan bir türlü çıkamıyoruz ama yine ulusala döndük. Evet. Bütçe görüşmeleri bu dolar kuruna göre nasıl belirlenecek? Bütçe görüşmeleri farkındaysan işte her gün tamamlandı diye sayın vekillerimiz boy boy fotoğraf çekilip atıyorlar. Ya da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izlerken işte bitti, bugün de bitti hayırlısıyla. Neyi tamamladılar, neyi tamamlıyorlar, neden bu açıklanmıyor? Bir de böyle bir sıkıntı. Dolar kuruna mı göre hesaplıyorlar, çıkamıyorlar? Dolar kuru ama işte sabit değil ki şu an. Hala da ateşi sönmezse, dediğim gibi devam ederse senin o bütçe görüşmeleri nasıl tamamlanıyor? Evet, şimdi bu bütçe görüşmelerinde bir şeyin bir maliyeti belirlenir. Evet. İşte bu yıl bu kadar olur i̇şte gibi dersiniz. Ama bu bütçe görüşmesi, bu dolar kurundaki dalgalanma ve fırlamalarda zararda gibi görünüyor. Öyle zaten. Bu bütçe görüşmeleri başlayalı marketlere dün gittiğimde 4 defa etiket değişmiş. 4 defa. 4 defa. Sen nasıl tamamladın bu bütçe görüşmesini? Erken seçim mi? Yani şahsıma mı soruyorsun, fikrimi mi? Evet, fikrinizi evet. Bu konuda sormak zorundayım. Çünkü şöyle bir şey var. Israrla yap boz oynuyoruz. Ülkenin durumu hakkında. Evet. Tutmadı şunu yapıyoruz, tutmadı bunu yapıyoruz. Peki erken seçim yok, o da yok, bu da yok. Ya bu karanlık nereye kadar? Bu karanlık... Tünelin ucunda ışık görünmüyor. Evet. Açık ve net bir şey söylemek istiyorum Bülent. Mantıklı düşündüğüm zaman, ben kendi kendime empati yaparım bazen. Şimdi erken seçim dedim ama, bu hale gelmiş bir Türkiye'ye, başına kim gelirse gelsin, bu sıkıntıların bir an önce bitireceğinin işte... İmkanı olsa da yapabilir mi sence? İmkansız. Yapamayacak. Biraz zorlanacak. Yapamayacak. Şimdi erken seçim derken aslında belki de bu bizim için bir kurtuluş zannediyoruz ama bu da bir kurtuluş değil. O hal zaten Allah korusun. Öyle bir şey hiç düşünmüyorum.
dediğim gibi empati yaptığım zaman şunu çok isterdim. Hala da istiyorum. Artık bu siyaseti kaldırmalarını, gerçek atıyorum işte bir hangi partiden olduğu hiç önemli değil veya dışarıdan olduğu, gerçek bir ekonomistin başımıza gelmesini, Maliye Bakanlığı'na mesela, işte Milli Eğitim Bakanlığı'na gerçekten kendini eğitime adamış birinin gelmesini. Bir hayaldir belki, öyle bakıyorsun bana ama çok isterim. Mesela beraber gitmiştik hatırlarsan. Büyük Türkiye Partisi'nin liderinin geldiği gün. Hüseyin Baş. Hüseyin Baş'ın. Evet. Ben rahmetli Hasan Baş'ı tanımamıştım. Sadece bana bir kitap vermişlerdi. Kitabını okumuştum. Orada milli ekonomiden çok bahsediliyordu. Rusya'nın şu an kullandığı ekonomi paketi. O kadar güzel, o kadar mantıklı şeyler var ki içinde Bülent. Ve Rusya lideri iki kez de bildiğim kadarıyla yılın evet seçildi. Tabii ödül aldı. Yani ödül de aldı. Şimdi önümüzde böyle bir örnek var. Tekrar ediyorum, partisi hiç önemli değil. Adam o kadar düzgün ve o kadar konuşmaları, sen de dikkat ettiysen, üslubuyla gerçekten Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışan, çok genç ve çok aktif çalışmayı seven bir avukattı. Bu kişiye fırsat verilse, o ekonomi, milli ekonomi paketinden yararlanılsa, sen gene kal başımızda, hiç sorun değil. Ama bir fırsat versen... İnsanlar bir refaha kavuşsun. Aynen öyle. Yani bu erken seçime de vazgeçilir, vatandaş bu kadar sıkıntıdan da kurtulur. Ben birlik beraberlik diyorum Bülent. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya birlik beraberliğe zaten bu aralar en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Yani zaten İslami şartlara da baktığımız zaman komşusu aç olan bizden değildir, aynen, diyen bir peygambere sahibiz. Yani biz normalde komşularımız aç iken, yani bu durumda iken ya buradaki sıkıntıyı bir çözmenin, yani şöyle söyleyeceğim. Yine ulusalda kaldık yine ama şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir cumhuriyeti kurdu onda. Dışarıdan birçok programı alıp ülkeye getirmiş ve en iyi işleyen programları almış. Evet. Şimdi biz bu programlardan dışarıda mesela örnek veriyorum, iyi işleyen bir programı ülkemize alıp bunu hayata geçiremiyor muyuz? Yani bu dolanın ateşini söndürebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Vardır yani bunun gelişmiş, bir çözümü. Gelişmiş ülkelerin bir ekonomileri. Çaresi. Bunlardan birini neden alamıyoruz? Ya Sayın yine Nurettin Nebati şey demiş, Çin gibi kalkınacağız ama Çin modeli değil, Türk modeli olacak diyor. Evet. Yani bu nasıl bir model? İşte Çin gibi fırsat verilse belki de çok işimize yarayacak bir modeldir. Ama Çin modeli değil. Çin modelini de kabul etmiyorlar. Yani muhalefet partisi de mesela CHP'den çıkıp bir açıklama yaptılar. Bunu yapabilmek için halkın ezilmesi gerekiyormuş ki biz de halkımızı ezdirmeyiz diyorlar. Evet. Ya o taraftan da böyle bir açıklama var. Peki başka gelişmiş ülkelerde daha iyi modeller yok mu? Vardır muhakkak. Yani bazen işte soruyorsunuz, işte diyorlar ki İspanya'nın şurası, işte İngiltere'nin burasını almışız, Almanya'nın şurasını almışız. Tamam da iyi şeyleri almışlar. Peki biz iyi bir şey alamıyor muyuz? Gelişmiş ülkelerden hiçbir şeyi katamıyor muyuz? Ya da almak mı istemiyoruz? Ya bu gidişatta yapboz deneme tahtası. İşte o zaman Sayın Bakan Nebati'nin söylediği gibi. Deneme yanılma ya süreci. Ya tutmazsa ölürüm. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Evet. Evet, dediğim gibi bunlar biraz bizi aşıyor. Vatandaş çok yoruldu. Vatandaş geçim derdinde. Evinin, çok yoruldu. Evine, maddi manevi çok yoruldu. Evine akşam. Bir an önce bir şeylerin yapılması şart. Şart. Hayırlısı olsun diyelim ve yerele inelim. Yerele geçelim. İzin verirsen. Belediyecilikten başlayalım. Hatay'ın çok ciddi sıkıntıları var. Sıkıntılar derdimiz Hatay. Evet. Belediyecilik.
yerelde eski belediyecilikle yeni belediyecilik arasındaki fark ne oldu? Yani şu anda ne değişti? Hiçbir şey. Bir şey değişmedi. Bana göre hiçbir şey değişmedi. Eski derken büyükşehir olduktan sonra mı? Evet. Hiçbir şey değişmedi. Hatta ben diyorum ki keşke büyükşehir olmasaydık. Sence? Vallahi büyük... O zaman rekabet olmayacaktı. Yani şu anda rekabet ortadan kalkmış oldu yani. Bütün belediyeler tek bir belediye çatısı altına birleşti. Bir belediye tarafından yönetiliyor. Bir Antakya Belediyesi. Ama yine siyaset. İskenderun. Gene siyaset işin içine giriyor. Belediyecilik olarak doğru söylüyorsun, haklısın ama bence belediyecilikte o kapıdan girdikten sonra hangi partiden olduğu başkanın hiç önemli olmaması lazım. Bu bizim burada yürütülemiyor. Mümkün değil. Sence yürütülüyor mu? Yok. Yani onun A dediğine o B diyor. Onun siyah dediğine o kara diyor. Ha, şurada inkar etmeyelim. Meclis toplantılarında AK Parti'nin belediye başkanları gerçekten Hatay için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu inkar etmeyelim. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Yani üstün kör, eskiden şu vardı Bülent, dikkat et bak. Hiç dinlenmeden red oyu verilebiliyordu. Herhangi bir konuyla alakalı. Ama şimdi makul ve mantıklı olan her şeye evet, okey deniliyor. Bazı şeyler haricinde. Onun da geleceğiz zaten birazdan. Şimdi peki bazı şeylerde de siyaset yine ön planda. Evet, evet. Makul, mantıklı bir şekilde biz bunu yaptık deyip ondan sonra bu sefer de büyükşehir tarafından farklı bir şekilde söyleniyor. Mesela su zammında yaşadığımız olay gibi su zamlarına karşı geldiler. Vatandaşın aleyhine olarak gibi göründü ama Büyükşehir Belediyesi de bu kadar masraftan sonra bunun indirim yapılması pek doğru olmadığını söyledi. Çünkü elektriğe zam, mazota zam, ona zam, buna zam. Onları da durdurun, biz bunu yapalım diye bir açıklama yapınca. Şimdi bazen bize iyi görünen bir şey yine siyasi olarak zor durumda bırakma politikası olarak da görünebilir mi? Elbette görünebilir. Ama ben bazı şeyler dedim. Evet. Mesela geçen gün Kırıkhan Belediye Başkanımız Ayhan Yavuz'un çok güzel bir açıklaması oldu son toplantıda. Konuyla alakalı. Şu an hatırlamıyorum konuyu. Ama Hatay için biz varız dedi. Gerçekten bizim faydamıza şu an notuma almayı unutmuşum, hı hı, onu. Çok faydalı Hatay için, faydalı bir çalışma içindi. Bazen de işte demin o ulusalda bahsettiğimiz o inatlaşmayı ya da particiliği yapmazsak gerçekten yerelde de mi yapılıyor bu yapılıyor, diyoruz? Yapılıyor. Yani en son meclis hararetliydi. Çok fazla hararetliydi. Hararetliydi bizim Büyükşehir Meclisi. Evet. Zaten onun hemen arkasından yapıldı. Açıklama yapıldı. Evet. Sen girmiş miydin meclis toplantısına? Ben yok, o günü gidemedim. Ben de gidemedim ama izledim, izledim. Bayağı bir hararetliydi. Yüzeysel izleyebildim. Belediye başkanları bayağı bir ayaklanmışlardı çok mecliste. Ciddi, evet. Ciddi bir konu görüşüyorlardı. Ve bir dahaki toplantıya gelmeyeceklerini açıkladılar. Meclis toplantısına. İşte bunda doğru bir yaklaşım mı? Bir dahakine gelmeyeceğiz demek. Yani memleketin faydalı bir şekilde yürütmesi için yani gelmeme. Ama Bülent bak şöyle indirgeyeyim. Ben seninle 3-4 hafta burada program yapayım. Hep benim dediğim olsun. Seni hiç dinlemeyeyim. Haklı olduğun zaman, doğruları söylediğin zaman bile seni dinlemesem. Sen bir daha benimle böyle bir programa katılır mısın? Şahsen yani ben katılmam. Bu da aynı durum. Lütfü Savaş biraz bunu son dönemlerde yapmaya başladı. Sanki bana inatlaşıyor gibi geliyor.
inatlaşıp inatlaşmadığını çok fazla bilmiyorum. Çünkü bu ben de bilmiyorum. Bak burada görüşlerim... En son şeyi meclis gündemini takip edemediğim için orada çok fazla bir yorum yapamıyorum ben. Bu meclis gündemiyle alakalı değil. Bundan öncekilere de dikkat et bak. Karşısındaki insanı dinlemekten haz almıyor. Ama şöyle bir şey de var. Geneline baktığımız zaman... mesela örnek veriyorum, mahkemeye verildi Expo alanındaki o arazi vesaire, işte yine Sayın Çinçin tarafından da verildi. Ama günün sonuna baktığımızda Lütfü Savaş bu konuda 29 milyon gibi bir parayla her iki tarafın kendine göre haklı bir açıklaması oldu ama günün kazananı yine Lütfü Savaş olmuştu. Acaba, kime göre, neye göre kazandı ama? Yani... Açıklamalara göre bu şekilde söylüyor. Yani, kimin açıklaması Bülent? Genel anlamda baktığımız zaman. Genel anlamda baktığımız zaman. Ha, iki mesela, tarafa da baktıktan tabii, iki tarafa sonra baktığımız mı bu kararı zaman, vardı? Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Lütfü Savaş Expo alanını köprü başındaki meydan karşılığında takasla 14 milyar gibi bir para alacaktı. Şimdi takas yok ortada. Orayı aldık, burayı verdik. Üstüne 29 aldı. 14-29 adam kârda. Yani sen şunu mu demek istiyorsun? İnatlaşsa da kendi doğruları olduğu için mi inatlaşıyor ya işte diyorsun? Onu tam net şey yapamıyoruz ama sonuçlar bu şekilde görününce yani... Adam haklıymış diyorsun. Haklı gibi çıkıyor. Yani, olabilir, ben yanlış algılıyor olabilirim. Çünkü şöyle, takas karşılığında 14 milyon alacaktı. Şimdi bu takas bir şekilde terse döndü, şu oldu, bu oldu, mahkemeden döndü. Orayı alıp, orayı verip 29... 15 bin lira gibi bir kar var ortada. Şimdi bazen işte diyorum ya hani inatlaşmada kimin doğru... Ya çünkü dediğin gibi bir taraf tutma olayı var. Şu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf. Ama bu taraf, bu taraf dediğimiz zaman şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına 29 trilyon gibi bir para girdi. Yani 14 trilyon girecekti, 29 girdi. Şimdi kim kazandı? Hatay kazandı ben, tabii Hatay ki. Hatay kazandı tabii ki. Ama bu parayı kazandıran da bu ısrarlı çabası yine baktığımız zaman yine Lütfü Savaş çıkıyor. Yani ya muhalefet, şu anda tabii yerelde konuşuyoruz. Muhalefet AK Parti tarafı olduğu için muhalefeti mi iyi yapamıyorlar? Bu yandan baktığımız zaman çünkü kazançlı hep Lütfü Savaş çıkıyor. Yani bir olaya baktığınız zaman bir açıklama yapılıyor. Açıklamadan sonra çıkıyor Lütfü Savaş bunu söylüyor. Belirli bir süreden sonra evet diyorsunuz adam kazandı. Yani baktığımız zaman şu anda kazançlı olan yine Lütfü Savaş. Belediyecilik anlamında ben Antakya Belediyesi'nin çalışmalarını da çok beğeniyorum. Çalışıyor, güzel. İzzettin Yılmaz evet, başkanımız da. İzzettin Başkan güzel ama... ciddi çalışmalar yapıyor. Gerçekten şu uzun çarşı olsun. İşte bir şu yollarımızı halletseler. Ya hangi parti olursa olsun, hangi belediye olursa olsun. Metre hesabı var onda. Artık Allah aşkına, vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. Ankara'dan misafirim geldi. Ben onu gezdirirken gerçekten utandım Bülent ya. Yollarımız berbat mı? Evet. Yeni asfaltlandı. Asfaltlı değil sorun. Sorunlar beyinde. Neden bunu söylüyorum? Bak. Hatta bunu notlarımın arasına aldım. Bu benim fikrim değil. O semtte oturduğum için beni tanıyanlar, basın mensubu olduğum bildikleri için rica ettiler. Ve ben defalarca da yazdım zaten. Bu ben şeyde oturuyorum. Kaymakamlığın oralarda. Kaymakamlık yolu kaç yıllık bir yol? Yani? 3 yıllık. En fazla 4 yıl. Evet, 4 yıl. Antakya Kaymakamımız bundan önceki, ismini hatırlayamıyorum şimdi, çok da sevdiğim, değer verdiğim bir büyüğümdü. O kişiyle bir gün konuşurken ziyaretine gitmiştim. Yollar için teşekkür ettik falan işte bir gazeteci abimle. Dedi ki Seman, ben buraya çok emek verdim dedi. Sırf vatandaş rahat etsin. Çünkü kaymakamlık çok önemli bir yer.
Yani bakarsan valilikten bile daha çok hizmet veren bir yer. Evet, çok işlek bir kurum. Vatandaş için tabii ki toz kalkmasın diye özel asfalt getirttim dedi. Bak, şimdi senden rica ediyorum, lütfen git o yolları bir gör. Oradan en son geçtim. Geçtin mi? Evet. 4 yıl oldu ya. O toz kaldırmayan beton bırak, mıcır dolu her yer. Sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Sen derken oranın sorumlusu hangisiyse hiç benim için önemli değil kim olduğu. Nasıl yapabiliyorsun? Hangi vicdanla yapabiliyorsun? Yerelde bayağı sıkıntılarımız var. Bu neden oluyor? Bak, Ankara'da yaşayan bir insan olarak sana şunu söyleyeyim. Hiç unutmuyorum, ben lise çağlarında Çankaya gibi işlek bir yerde 3 tane araç görürdük hep. Sinir olurduk bazen servisle gidip gelirken. İşte belediye aracı, o zaman doğalgaz yok tabii ki. İşte elektrik, su. Mahalle mahalle bu araçlar illaki olurdu. Neden 3'ü 1 olurdu biliyor musun? Bir sorun varsa atıyorum. Borusu patlamış. Hemen elektrik arıza verirse müdahale edilsin diye. Arıza kapandıktan sonra neden belediye var biliyor musun? Hemen orası asfaltlansın diye. Biz bunu görürdük ama bunu her gün aynı yerde görmezdik. Farklı mahallelerde görürdük. Ama o 3 aracı ben hiç unutmam. Anlatabiliyor muyum? Bizim burada o manzarayı hiç gördünüz mü? Ben burada aylarca ben belediye aracından başka hiçbir şey görmedim. Görmedim yani. Türk Telekom bir ihbar gelmişti mahallenin birinden. Türk Telekom'u aradım. Arıza varmış, işte internet yokmuş, çocuklar perişanmış vesaire. Müdürle görüştüm. Bana ne dedi biliyor musun? Belediye izin vermiyor dedi. Yeni asfaltladılar diye mi? Evet. İzin vermiyor dedi. Ya böyle bir şey var mı? Bu konuyu biz daha önceden de işlemiştik. Yine Sayın Serter'le. Evet. Onu da anıp duyuyoruz. Kulaklar için nasıl? Belirli bir ücret karşılığında normalde kazılara izin veriliyor diye söylüyorduk. Ama şu anda siz bizim söylediğimizin biraz tersini söylediniz. Belirli bir ücret bana onu söylemedi. Belki özelleştikten sonra o da kalktı, onu da bilemiyorum. Çünkü şöyle, bulunan bölgeye mesela asfaltta şu anda birçok sıkıntılarda evet, onu biliyorum, kazılan yerlerle ilgili söylüyorlardı. Evet. Şimdi adam bir dilekçe yazıyor. Diyor ki işte bu bölgeye ben bir fiber internet hattı ya da işte altyapı tesisatını değiştireceğim. Diyor ki buranın bir maliyeti var, şu kadar bir maliyeti var deyip maliyeti çıkartıp o bölgenin kazı işlerini yapıp masraflarını yine bir şekilde karşılanıp yapılıyordu. Ve sürekli kazılıyordu. Yani yeni yapılan yol kazınıyordu. Biz de şey diyorduk, bir masa oluştursunlar. Yani altyapısı riskli olan yerleri daha asfaltlamadan önce orayı yapsınlar. Ama işte o tarafta da yine ulusala bağlanıyoruz. Çünkü bizim Türk Telekom borçlu ve bankalar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla o zaman müdür doğru söylüyor. Yani oraya bir para ödeneği çıkmıyor. Çünkü para olmadığı için banka borçları bitirene kadar yönetimi ele almış durumda. İşte bak, yine her şey altyapıyla bitiyor. Demin dedim ya, keşke büyükşehir olmasaydık diye. Biz çok erken bir köyü büyükşehire çevirdik. Sıkıntılar buradan doğdu zaten. Bizim altyapımız tam mıydı? Değildi. Hatay olarak? Değildi. Peki altyapısı tam olmayan bir yere biz neden asfaltlama yaptık, beton işleri yaptık Bülent? Ya biz ona şu andaki şeyde şey diyebiliriz. Biz mevcut olan köyleri makyajlayıp mahalle yaptık. Bence çok yanlış. Öyle kalsaydık, altyapımız bu kadar betona, asfalta dökülen parayı altyapımıza harcasaydık, şimdi kaymak gibi yollarımız olacaktı. Ya şu 75. yıl bulvarı, o Simge Market var ya,
bir yol mezarlığa çıkıyor, bir yol. Bildim. Prime olan. O şeyi, alanı hiç gördün mü? Kulakları çınlasın. Hatsu müdürümüz bundan önceki Hatsu müdürümüzün zamanından beri o yol, onu da saydım 6 defa. Tam 6 defa işte çiçeklikler kırıldı. Yollar nereden ayrılacağı belli değil, tekrar yapıldı. Ve oradaki işçileri saat sadece öğlen 12'ye kadar çalıştıklarını biliyorum. Gözlemledim bunu. Eksikliklerimiz çok. Bu olacak iş değil ya. Üzücü şeyler bunlar. Gerçekten çok üzücü. Çok çabuk büyüdük. Çok fazla. Çok erken oldu. Ve dediğin gibi büyümekle beraber o makyajı yapmamamız lazımdı. Altyapımızı hazırlayıp. Tabii. Aynen. Yani ama makyajsız kalsaydık, çirkin kalsaydık, ama şimdiye kadar onların hepsini tamamlamış olurduk. Yine bunun içinde siyaset var. Elbette var. Büyümemizin sebebi, yine büyük şehir olmamızın sebebi yine siyasetin bir ucuna bağlı. Ama ne dedim bak, siyaseti yapalım, elbette siyaset şart, ama o belediye kapısından giren başkan artık o gömleği çıkarsın ya, partisinin gömleğini çıkarsın. Gerçekten bunu yapmasın. Bak ben bunu İzzettin Yılmaz'da görüyorum. Evet, adam AK Partili. Gerçekten de yani artık biliyorsun vekillik yapmış adam. Ama belediyecilikte bunu yapmıyor. Partiyi çok önemsemiyor. Orada bana katılıyor musun? Evet, meydanda onu ben gördüm. Zannediyorsam yine çarşıda esnafları dolaşıyordu bugün. Esnaf ziyaretleri vardı. Ha, orada da bir şey söyleyeceğim sana. Lütfen sözünü tamamla. Yani şöyle, belediyecilik kavramında belediyecilerimize normal bir vatandaşa belediye başkanı olmasına izin verilmiyor mu acaba? Yani bir belediye başkanı illaki bir partinin bünyesi altında yine olmak zorunda mı kalıyor? Bağımsız da olabilir. Hayır, şey anlamında söylüyorum, yani şu anki siyasi şeylerinde baktığımız zaman. Mesela ben belediye başkanı seçildim. Ankara'dan mı engelleniyor demek istiyorsun? Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani şimdi şöyle, yani, İzzettin Başkan zaten Antakya. Evet. İçinde yaşayan bir insan. Yani muhakkak bundan önce, belediye başkanı olmadan önce zaten halkla iç içe olan bir insandı. Belediye başkanı olunca ne değişti? Bir makam. Şimdi o makam mı değiştirmiş olabilir? Ya benim bildiğim kadarıyla yani Hatay'da yaşayan hiçbir vatandaşımızı değiştirmez. Ama onu değiştiren bir şey vardır. O da üst taraftaki, üst makamlardaki insanların alt tarafa yaptığı baskılar olabilir. Hmm. Yani çünkü gazeteci olmadan önce de siz Hatay'daydınız. Gazeteci oldunuz, yine Hatay'dasınız. Peki şimdi siz nerenin gazetecisiniz? Hatay'ın değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla size kim baskı kurabilir? Baskı kuran kurar. Ama bu kurar, seçimlerde onu ben çok hissediyorum. Ya işte onu söylüyorum, yani bence yine dışarıdan bir müdahale var belediye başkanlarımıza. Bence belediye başkanlarımızı biraz rahat bıraksınlar. O zaman belediyecilik de nasıl anlatayım, ifade etmem çok zor olacak, ama demin dedim ya, hani bir yasa mı çıksa, partisiz kişiler mi gelse belediyenin başına? Öyle bir şey imkanı da, var mı acaba? O da mümkün değil. O da olmaz. O da mümkün değil. Ama yine ulusala dönüyoruz. MHP siyasi bir üniversite gibi bir yer kurdu. Evet. Acaba tüm partiler için örnek teşkil eder mi? İnşallah eder. Yani gerçekten takdir ettim ben o olayı. Yani şimdi şöyle, biz zaten yıllardır bunu söylüyoruz, yani siyasetin başına girip ülkeyi idare edecek kişinin yani hiçbir deneyimi yok. İllaki eğitim alması şart. Şimdi yarın bu ilk MHP tarafından yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı şöyle olur, Başbakan şöyle olur, Belediye Başkanı şöyle olur. Umarım bunlar, çok çok mutlu olurum gerçekten. Diğer partilere de bu örnek teşkil etsin. Yani
Olur mu işte onu soruyorum ben yani. Diğer umarım partiler olur. Yapar mı? Böyle bir üniversiteye. Hani insanlar ne o partidekiler ne düşünür bilmiyorum ama hani MHP yaptı diye inşallah tukaka diye bakmazlar. Bence çok güzel bir davranış. Ama işte ve hepsi de örnek alsın bence. Tüm siyasi parti liderleri oturup böyle bir şey yapsaydılar ve hayata geçirseydiler Bülent daha iyi olmaz beri, mıydı? Deminden beri ondan bahsediyorum. Ulusal dediğin gibi yerlere inemiyoruz ama artık bir şekilde siyaseti bertaraf etmemiz gerekiyor. Bizim çünkü, değil, büyüklerimizin. Sen al BDP'sini de al, HDP haricinde tüm partilerle bir kez konuş, bir kez bir toplan. Akıl akıldan üstündür Bülent. Ben her şeyi bilmek durumunda değilim ki. Senden de çok güzel katkılar alabilirim. Ama şöyle bir şey de var yani HDP'yi şöyle bir yana bırakın diyoruz ama şu andaki mevcut hükümet onunla da oturup konuştu. Yani eğer bu bir çözüm sürecine benzeyecek bir şeyse tekrardan oturup geneliyle Türkiye ile komple oturup konuşsunlar. Yani, o konu beni aşar. Aşar derken çok söylenecek şey var. O yüzden girmek istemiyorum ama ben HDP'ye her zamanki gibi bunu hükümet de yapsa, iktidar da yapsa karşıyım. Anladım. HDP'yi yok sayıyorum. Anladım. O sizin tabii, tabii ki görüşünüz. Şahsi görüşüm. Ama ben şunu söylüyorum yani genel anlamdan bahsediyorum. Olabilir, haklısın. Hepsini alsınlar, otursunlar. Yani desinler ki şöyle şöyle bir şey yapıyoruz. Yani bundan sonra çünkü ben insanlara artık şey yapmak istemiyorum. Yani insanlar bir şekilde bunun ceremesini çekiyor. İnsanlar zor durumda kalıyor. Yani liyakat sahibi olmayan bir insan gelip oturuyor. Ondan sonra işte dediğim gibi şahsi fikrim. İçinde bulunduğumuz şartlar belli. Yani bunu bugünlere kesinlikle geliyoruz. Yapmaları lazım. Bütün siyasi liderlerin toplanıp birbirlerinden fikir alışverişi yapmaları gerekiyor. Bir şeyi vurgulamadan geçmek istemiyorum. Demin İzzettin Yılmaz'ın çalışmalarından bahsettik. Evet. Tabii ki biz dediğim gibi kim Hatay için ne yaparsa mutlu oluruz. Tabii ki. Ve eline sağlık da deriz. Bizim amacımız siyaset değil. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Geçen gün yine bir ihbar gelmişti. Hangi köyde? Akıllı Köyü, Günyazı Köyü. Mahalle oldu tabii ki şimdi. Orada bir vatandaşımız, engelli bir vatandaşımız varmış. Birkaç defa muhtara söylenmiş, mahallenin muhtarına. Yolları, evinin yolu çok kötüymüş ve adam dışarı çıkamıyormuş aracıyla, yani tekerlekli sandalyesiyle. Muhtar ilgilenmemiş. İlgilenmeyince işte bir gazete... Pardon, telefon çaldı. Bir gazeteyi arama gereği duymuşlar. Tesadüf Milli İrade'yi aradılar. Kız kardeşiymiş engelli vatandaşımızın. Haber yapabilir miyiz? İşte böyle böyle muhtarımız ilgilenmiyor falan. Ben de haberden önce federasyon başkanımızla, Muhtarlar Derneği Federasyon Başkanımızla görüşmek istedim. Sayın Mahmut Gülcü beyefendi, ona da buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Tabii ki Sema Hanım, derhal ilgileneceğim dedi. Daha sonra bana döndüğünde ne dedi biliyor musun? Gurur duydum, onur duydum gerçekten. Orası Antakya Belediyesi'ne ait. Hatay Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ulaşabilmiş sadece. Sayın Hasan Ziya Hamidoğulları başkanımıza. Ve demiş ki hani böyle böyle Günyazı Mahallesi başkanım, yardımcı olabilir miyiz? Hangi mahalle olduğu hiç önemli değil demiş. Hemen ekip gönderiyorum. Ben çok mutlu oldum. Zaten olması gereken de bu değil mi? İşte bunu diyorum. Bunu yapabilirsek biz kalkınırız. Yerelde de, ulusalda da. Hani zaten belediyecilik bu değil mi? Ama çok duyuyoruz Bülent, kusura bakma. Ben kendi adıma bir şikayet olduğunda aradığımda orası, atıyorum işte, Antakya Belediyesi'ne ait değil. Hanımefendi ya da büyükşehire ait değil. Onunla ben de çok karşılaştım. Mesaj atıyorum işte büyükşehire ait, mesaj atıyorum Antakya Belediyesi'ne ait. Sonra kime ait olduğu bilinmeyen muammanın içerisine giriyoruz.
Ben yani, Hasan Ziya Başkanım'a gerçekten buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kimin katkıları varsa biz aynen hepsine öyle teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten Hatay için bir şeyler yapılıyorsa ve yapanlar varsa da hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ama dediğimiz gibi bunu siyasi artık bir şeyi kalmadı genelimizde. Bunun yanı sıra bize... Turan Arıcıoğlu, ona bakıyordum evet, ben de. Evet, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yine mesajları olan varsa bizlere iletebilirler. Dolayısıyla şu ana kadar böyle çok ciddi anlamda bir iyi dileklerini şeyimiz, bildirenler evet, var. Çoğunlukta. Geldik Harbiye Şelalelerine. Evet, gündemde olan bir konu. Sayın Vekilimiz... CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur da mecliste dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Şöyle, yine siyaset. Yine siyaset ve yine siyaset diyoruz. Yani şelaleler için Sayın Valimiz, AK Partili milletvekillerimiz, CHP'li milletvekillerimiz bir araya toplanıp orada bir inceleme yaptılar. İncelemeden sonra o bölgede bir iyileştirilme... Sözünü keseceğim. Orada toplantı yapıldığı zaman siyaset yoktu ama. Yoktu. A partisinden de B partisinden herkes, de vekillerimiz evet, vardı. Vardı. Evet. Ama ben siyaset olarak nitelendiriyorum. Çünkü yine siyaset girmiş gibi görünüyor, hı hı, işin içerisine. Bunu da neden böyle söylüyorum? En son Sayın Güzel Mansur'un açıklamalarından sonraki açıklamasına bağlıyorum. Çünkü niye içine yine siyaset mi girdi diyorum. Yine siyaset girmiş gibi görünüyor. Yani çünkü ayın 9'unda bununla ilgili bir protokol imzası yapılacaktı. O protokol imzası yapılmamış. Dolayısıyla oradaki esnaf yine biraz mağdur. İpekçiler, restoranlar... Çok özür dileyerek şu kısmı tabii okuyabilir miyim? Tabii, tabii. İzleyenlerimiz de senin dediğini yinelemek için. Harbiye Şelaleleri Bölgesi Mekansal Düzenlemeler ve Su Yönetim Projesi protokolünün 11 Eylül'de imza töreninin düzenleneceğinin söylendiğini, ancak 13 Eylül'de gelen mesajda protokol imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiğinin bilgisinin verildiğini anlatmışlar. Evet. Restorasyon projesi siyasi ranta mı kurban gidiyor diye de soruyor Sayın Vekilimiz. Evet, işte bunun açıklamasına, yani en son 11'inde bir sözleşme imzalanacağı söyleniyordu. Hatta valilikten bir mesaj iletilmiş Sayın Vekile. Şimdi bunu yineledim ki Sayın evet, Vekilimizden dolayı siz evet, bunu anlatıyorsunuz. Kendi yanımızdan aynen uydurmadık hayır, hayır, yani. Hayır, hayır. Yani yine siyasete mi kurban gitti Harbiye Şelaleleri diye. Artık yani orada da mı siyaset? Yani, siyaset derken Bülent, sana nasıl geliyor? Yani bu Harbiye Şelaleleri atıyorum işte Yayladağ'da olsaydı ya da işte Kırıkhan'da olsaydı şimdiye kadar yapılır mıydı? Yani sen şöyle ne demek söyleyeyim, istediğimi anladın. Anladım yani. Sence yapılır mıydı? Yani şu ana kadar açılışını yapmış olurduk, onu konuşurduk. Yani kesin onu konuşurduk. Mesaj yani, alınmıştır. Yani kesinlikle o... Ya zaten bunu yapmaları bizim Hatay'a pek yakışan bir davranış değil. Hiç yakışan bir davranış. Yani çünkü pek biz değil hiç. Biz şunu medeniyetler söylüyorum, şehriyiz. En basit örneği zaten bütün vekillerimiz bazen soruyorlar işte milletvekilleriniz Hatay'da, evet milletvekillerimiz Hatay'da var çünkü bizim hepsi milletvekilimiz. AK Partilisi de MHP'lisi de tamamı bizim milletvekilimiz. Yani evet, bizim Hatay'ın milletvekili. Dışarıdan evet, gelip burada vekillik yapmıyorlar. Yapmıyorlar yani. Dolayısıyla bu insanlar bu medeniyet şehrinin bir parçası. Şimdi yine üst taraftan böyle bir siyaset algısıyla bizim şehrimizde bu potreye oturmuyor. Yani şu gördüğümüz manzara bizim manzaramız değil. Hatay'ı kesinlikle temsil etmiyor. Temsil de etmiyor yani. Ben şunu söylüyorum, bu CHP'li de olsa, AKP'li de olsa bu milletvekillerine zarar verir. Evet. Zarar verir yani çünkü Hatay'ın milletvekilleri Hatay'a yakışır gibi olur. Ve bunların hepsi de birbirinden
bizim için çok değerli insanlar ve bizleri çok en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ama işte üst taraftan baskılar burada onları böyle zor durumda bırakıyor. Evet. Yani ben söylediğim gibi ne belediye başkanlarımıza ne milletvekillerimize Hatay üzerinde özellikle yaşayan ya bu kadar baskı buraya oturmuyor bu kareye. Kesinlikle yani bizim yakış. bizim yakışmıyor. Herhangi bir milletvekilimiz çıkıp Hatay'la ilgili rahatlıkla buranın nasıl bir şehir olduğunu çok iyi biliyor ama buraya geldiği zaman yaptığı siyasetle bağdaşmıyor. Yani bunu üsttekilerin görmesi gerekiyor. Yani bunu görmüyorsa bu onun için bir kayıptır. Bence görüyor da ama bu bir kayıp. Önemsenmiyor yani. Bu bir kayıp. Hangi partiden olursa olsun böyle bir baskı yapıyorlarsa oraya bir kayıp eksidir onlar için. Tabii burada yaşasalar aslında onu çok iyi anlarlar. Çok iyi anlayacaklar. Aynen. Yani biz de Altınözü'de, Yayladağ'da, Reyhanlı'da, Harbiye'de, Samandağ'da bizde pek fazla bir şey değişmiyor. İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dört Yol bizde gene değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani buranın halkı çok farklı. Zaten bu yüzden herkes örnek şehir, dünyanın işte şehri diyor, şunu diyor, bunu bu kadar şeyi söylüyorsanız bu kadar şeyi niye yaptırıyorsunuz bu insanlara? Bunu da öngörmeleri gerekiyor normal şartlarda. Sözde varız ama icraata gelince işte icraata gelince bunu örneklendiremiyoruz maalesef. Burada işte siyasilerin kim olursa olsun şu anda olsun iktidar ya da bundan sonra iktidar olacak kişilerin Hatay üzerindeki siyasilerimize Hatay'ın içindeki bulunduğu ortama göre siyaset yapmalarını istesinler. Yani ben şöyle söyleyeyim, AK Partili kötü bir tane milletvekili tanımıyorum. CHP'li de tanımıyorum, MHP'li de tanımıyorum. Yani hepsi birbirinden değerli insanlar olarak görüyorum. Elbette. Hani çünkü bu şehrin insanları. Ben onları o şekilde gördüğüm için, madem ki ben medeniyet şehrinde yaşayan bir insanım. Hepsine saygı duyuyoruz. Hepsine saygı duyuyoruz. Ama işte ama onların da bize saygı duyması lazım. Ya yok ben Cumhurbaşkanı olursam, demin dedim de sen olmaz dedin ama ben bu yasayı çıkaracağım, belediyeye siyaset girmeyecek. Giriyor. Ben Cumhurbaşkanı olursam. Cumhurbaşkanlığı adaylığınız var mı? Daha erken koymadım şu an. Bir yıl düşünüyorsunuz. Sonra, evet. Hayırlı olsun. Bir tek bunu yapacağım Bülent. Ya belediyeciliğe lütfen siyaset girmesin. Sen aday ol, işte gerçekten bu işin eğitimini alan başkası gelsin. Hizmet edecek kişiler gelsin. Hatay'da güzel bir şey olunca, güzel bir şey yapılınca kimin yaptığı çok önemseniyor mu burada? Güzel bir şey yapılınca. Yok. Burada en çok neyi konuşuyorlar? Aa ne kadar güzel oldu. Evet. Kimin yaptığını söylemiyorlar bile. Ya vatandaş bir bütünlemeye bakıyor. Ama siyasiler ısrarla bunu biz yaptık, bunu biz yaptık, bunu biz yaptık. Sanki bir lütuf, bir lütufmuş gibi. Zaten yapmanız için sizi seçtiler. Ya bunu yapmanız gerekiyor. Bu bir lütuf değil. Ya bunu yapamazsanız beceriksizsiniz demek anlamına gelir. Ama buranın halkı yine nezaketen bunu da söylemiyor. Kibarlığımızdan. Ya söylemiyorlar. Sen mecbursun. Senin görevin bu demiyoruz. Demiyoruz ama normalde dememiz gerekiyormuş. Ya bir belediye başkanının görevi nedir? Bellidir. Eğer onu da yapamıyorsan, eğer onu da minnetle, hatırla, ricayla yapacaksan oturma o koltuğa. Oturacak kişi gelsin. İşte bundan bahsediyorum. Peki bir şey daha dikkatimi çekti. Oraya gelecektim demin bu. Bugünkü haberde zannedersem İzzettin Yılmaz Sayın Belediye Antakya Belediye Başkanımız Uzunçarşı'da bir ziyarette bulundu. Evet. Yanında kim vardı? Sayın Adem Yeşildal. AK Parti hatta il başkanımız Adem Yeşildal vardı. Ha, bu çok normal bir şey. Elbette evet. Ki. Adem Bey hiçbir zaman şunu inkar etmeyelim. Şahsen ben görmedim. Çok da dikkat ederim bu konulara. Hiç masasında, koltuğunda oturan bir il başkanı olmadı. Yok olmadı ama şöyle bir hava estirdi. Erken seçim havası var mı? Ondan bahsedeceğim. Yani
Hiç bugüne kadar evet koltuğunda masasında oturmadı ama hiç belediye başkanıyla da çok fazla biz onu ziyaretlerde görmedik. Yok, biz bundan yaklaşık zannediyorsam ya 2 ya 3 program öncesinde ev ziyaretlerine katıldığını söylemiştik. Sahada görememişiz demiştik ama bu sefer sahada gördük. İşte bu bir şeylerin habercisi mi diye soracağım sana. İşte biz de artık onu bu şekilde yorumluyoruz. Acaba erken seçim rüzgarı ya da biz panorayak mı olduk bilmiyorum. Yani şöyle, şimdi Adem Başkan da çok aktif. İşte evet. Ev ziyaretleri, şu anda ev ziyaretleri bitti. Saha ziyaretlerine mi başladık? Ama ama şöyle de bir durum var, biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı da start verdiğinde, evet, seçim startı verdiğinde kimse oturmayacak, herkes küskünleri barıştıracak. Herkes sahada olacak sahada demişti. Sahada olacak. O yüzden diyorum acaba bu bir erken seçim. Ama yok, bilmiyorum. Erken seçimle alakası yok ki. Zaten Hatay'ı gezecek olsa bir yıldan önce bitiremez. Seçime ne kaldı ki şurada? Yaklaşık 1,5 yıl falan ortalama. Ama gene de ben il başkanımızın ayrı gezmesini tercih ederim. Ya doğru bir yaklaşım olur normalde. Belediye başkanının yanında, çünkü şöyle mecliste de yine önceki programlarımızda bunu konuşuyorduk. Meclise gitmeden önce AK Parti meclis üyeleri yine Sayın Adem Yeşildal'ın yanından mecliste konuşulacak konuları önce orada görüşüyorlar. Daha sonra evet, meclise gidiyorlar. Evet, o da dikkat ediyor. Yani şu anda şöyle sürekli tamamının Adem Yeşildal tarafından kontrol edildiği algısı oluştu. Ama o zaman diğer tarafı da şimdi taraflı olmamak adına hatırlarsan Adem Yeşildal'ın bir konuşmasının ardından büyükşehir olarak bir açıklama yapıldı. Evet. Cevaben. Ve o açıklamayı CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin yaptı. Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzel Mansur. Ama konuşana bak şimdi. Konuşan, yani vekillerin yanında olması. Evet. Ben onu çok yadırgamıştım. Ya onu birçok kişi yadırgadı. Sence yani, doğru muydu? Yok, aynı şeye geliyor. Yani Adem Yeşildal'ın yaptığı, Sayın Başkan'ın yaptığıyla Suzan Şahin'in yaptığı arasında hiçbir fark yok. Evet, bir fark yok gibi görünüyor ama doğru değil. Bence de doğru değil. Yani herkes muhatabıyla görüşmesi lazım. Yani orada ben elbette ki CHP Hatay milletvekilleri bulunsun ama Lütfü Savaş'ın açıklama yapmasını herkes onun isterdim. Açıklama yapmasını bekliyordu. Ya da il başkanının açıklama yapmasını yani, beklerdim. İl başkanı o günü şehir dışında olduğunu söylemiş herhalde. O günü öyle söylenmişti ama da yok, kadar yok, ben şey çok değil. İnanmıyorum. Ramiz Başkanım çok kaliteli bir insan. Gerçekten yine nezaket çok sevdiğim, yapıp sesini çıkartmadı. Aynen, o konuda aynen, fazla aynen büyümesini öyle de sağlamadı. Aynen. Biraz ama haksızlık ediliyor Ramiz Başkanımıza da. Şu anda yine dediğimiz gibi bu tarafa baktığımız zaman bir de bu tarafa baktığımızda iki cenahta da farklı çok şey görünmüyor gibi. Yani yine hata her tarafta da var. Onu demek istiyorsun. Evet. Yani yine bir şekilde ama erken seçim havası yaratıyorlar. Umarım olmaz. Ben bile istiyorum ama bir taraftan da Türkiye'nin ekonomisini düşündüğüm zaman olmasını da istemiyorum açıkçası. O yüzden diyorum ki ne olur hani biz kimiz de sesimizi duyacaklar ama ne olur bir birleşin, bir siyaseti kaldırın. O lider vasfı, zeki olan, eminim ben çok vatandaşımız, çok Türk liderlerimiz var. Onlardan bir istişare edin. Doğru yolu bulacağımızdan eminim. İyi niyetlerle bunu söylüyorum gerçekten. Son olarak yine bir şekilde ulusala çıkacağım yine ama bu temenni için söylüyorum ama. Şu anki mevcut yönetim sistemimiz, birleşme, parlamenter sisteme geçerek yapılabilir mi? Yoksa yine mevcut olan yönetim sistemiyle devam edecek bir şekilde birleşeceklerini pek sanmıyorum. İttifak bekleme, mümkün değil. Yani AK Parti, MHP'nin haricinde şu an ittifak yapmaz. Ama benim amacım zaten ben ittifaktan bahsetmiyorum. Hani birleşsinler bir şekilde ülkenin çıkarları için iyiye gitsin diye hani yine mevcut iktidar yine olsun.
Ama bunu parlamenter sistemde mi yapsınlar diyorsun? Geçiş yaparlar mı? Mümkün değil. O zaman birleşmeleri de zor gibi görünüyor. O zaman yani halk haklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki neden geri döndün o zaman? Şimdi işte bu yüzden burada bir... Çelişir kendisiyle. Yani o yüzden... Mümkün değil. Siyaset bayağı bir zorlu. Kesinlikle. Hatta bu dönemin siyasetçileri bayağı bir zorlanıyor. Çünkü içerisine baktığımız zaman... oturmuyor. Kalıplar bir şekilde oturmuyor. Nasıl yaparsak yani yapalım. Bir Demireli rahmetli, bir Ecevit'i ya da işte bir Muhsin Yazıcıoğlu'nu düşündüğün zaman şimdiki siyasetçileri kusura bakmasınlar. Ben de hiçbir yere oturtturamıyorum. Siyaset zor yapılan siyaset bir şey. Siyaset kibarlıktı. Siyaset. Sen geçen gün bir şey paylaşmıştın. Tüylerim diken diken oldu. Ama yani... Şimdi... Yani düşünsene şimdi ben düşünemiyorum. A Partisi'nin elinde işte bir çocuğun elinde bir poster var. A Partisi'nin karşı tarafın işte lideri geliyor, onu görüyor. Herhalde yırtar atar onu şimdikilerden biri olsa. Oraya almazlar. Ama oraya almaz, doğru söylüyorsun. O çıkarıp fotoğraf bile çektiriyor. Ve gülümseyip, gülümsüyor. Gel selamını da söyle demiş. Ya, ya tüylerim diken diken oldu çok yani. İyi ne kadar... Özlenen siyaset aslında. Siyasilerin de... Bir şekilde artık vatandaşın aleyhine güzel bir siyaset yaklaşımıyla birbirleriyle bir uzlaşsınlar. Hani sürekli artık helalleşme. Bence önce siyasiler beraber birbirleriyle bir helalleşsin. Tabii canım vatandaşı bıraksınlar önce. Yani önce onlar bir helalleşsin. Artık. Birbirlerinin üzerinde çok hakları var. Yani, hakaretler bilmem neler. Ya bazı ortamlarda yüz yüze gelmemeye çalışıyorlar ki tabii. Yani bence önce helalleşme siyasiler arasında olsun. Katılıyorum. Kendi aralarında bir bunu uzlaşıya sağlasınlar. Çünkü onlar eğer helalleşip iyi bir siyasetin başına böyle beraber gelirlerse evet düzeleceğine inanıyoruz ama bu şekilde pek gidişatın iyi olmadığı görünüyor. Vallahi ben senin kadar... İyimser bakmıyorum. Pek değil, hiç iyi değil. Ben ümidimi tamamen siyasetten, bak parti tutmazsızın ümidimi kestim. Bu gidişat hiç iyi değil. Pek değil, hiç iyi değil. Doların ateşini söndüremiyoruz yani. Doların ateşini söndürebilsek? Söndürebilsek de bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bunun etkileri çünkü bir süre, bir 10 yıl bize çok büyük zararlar verecek. Biraz kötümser bakıyorum belki yaşanmışlıklarımızdan kaynaklı. İşte ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi. Ben biraz daha umutluyum bu konularda. Çünkü Türkiye'de siyasetçilerimiz bu ülkeyi nice badirelerden kurtardı. Yine bu badirelerden... Ama işte eski siyasetçilere göre konuşuyorsun sen. Şimdi eski siyasetçilere göre konuşuyorum ama yeni nesilde... Geliyor. Ama fırsat vermiyorlar. Ona katılıyorum Bülent ama fırsat vermiyorlar ki. Demin örneğini gösterdim, söyledim sana. Büyük Türkiye Partisi. Bir örnekti o sadece. İlla ki o demiyorum. Anladım. Ama niceleri var böyle. Ya eninde sonunda... Işte, o keşke fırsat verilse, keşke onlara da söz hakkı tanınsa. Bir atasözümüz var. Su yolunu bulur. Bu gençler umuyorum. De yolunu bulacak. İnşallah. Yani Türkiye'yi daha aydınlık bir gelecek, daha iyi imkanlarla... Yoksa gençlerimizden ben de çok umutluyum. Evet, yani onlar ciddi anlamda şimdi Z kuşağı uzun zamandır... Hissemiyorum o tabiri ama evet Z kuşağından ben de umutluyum. Ama Z kuşağını şu aralar hiç kimse fazla dile getirmiyor. Bir dönem Z kuşağı son yaklaşık bir aydır Z kuşağı... Çok fazla anılmıyor. Neden? Z kuşağı anılmıyor çünkü Z kuşağını yıprattılar. Z kuşağı mutsuz. Yıprattılar. Çünkü ümitsiz. Z kuşağı yurt dışına gitmenin yollarına bakıyor. Yani baktığımız zaman Z kuşağı şu anda o durumda. ODTÜ'den mezun olan gençlerimize Amerika'dan davetiyeler geliyor. Evet. Kadar üzücü bir şey olamaz normalde bakılırsa. Ama bizim umurumuzda değil.
Hatay'lı bir profesörümüz var, ismini şimdi söylemeyeyim. Amerika'ya gitti. Hacettepe evet. Üniversitesi'nde. Hataylı ve onunla bu stüdyoda röportaj yaptım. Bunlar gerçekten üzücü şeyler. Ama biz bunları bir bertaraf ediyoruz. Siyasette, A partide, B partide. İşte ben buna üzülüyorum. Geleceğimiz için birleşmek zorundalar. Siyasiler, siyasetler nerede hata yaptı? Bir daha sorar mısın? Anlamadım. Siyasetçiler, siyasette nerede hata yaptı? Yani bu ülke siyasetini şu anda, yani evet herkesin hani bizim bahsettiğimiz gibi eski ama o eski ideolojileri yürüten siyasetçiler var şu anda. Ben inanmıyorum orada olduğuna. Orada nerede hata yapıldı? Eski ideolojilerin olduğuna inanmıyorum. Yani baktığımız zaman bak, şu anda... Bak açık ve net söyleyeceğim sana. Şu anda CHP'de birçok kişi sence Atatürk'ün ilkeleriyle mi hareket ediyor? Yani çoğunluğu öyle olduğunu iddia ediyor. Ben inanmıyorum. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi. Çoğunluğu bu şekilde iddia ediyor. İşte ben de onu söylüyorum. Herkes bunu iddia ediyor. Yani herkes bulunmuş olduğu... İddialarla değil, ben gördüğümü söylüyorum. Peki ne değişti işte? O zamanki siyaset... İdeolojiler değişti. İdeolojiler mi? Sen diyorsun yoksa, ki... Yoksa beklentiler mi değişti? Yani? Yok, beklentilerin değiştiğini çünkü düşün. Çünkü bu aralar herkeste bir makam, koltuk, mevki... O zaman da vardı. Vardı ama bu seferki biraz daha farklı. O zaman da vardı Bülent. Yani Cumhurbaşkanı işte Süleyman Demirel'ken... Başbakanın Ecevit olduğu dönemleri de hatırlıyoruz biz. İşte, Z kuşağı olmadığımız için. Ama işte o dönemlerde, yani şöyle söyleyeyim, ben biraz daha açık konuşayım daha doğrusu. Ecevit'in herhangi bir mal, mülk, parayla ilgili bir sansasyonel olayını duydunuz mu? Alparslan Türkeş'i duydunuz mu rahmetli? Atatürk'ü duydunuz mu? Demirel'i duydunuz mu? Yani Özal'ı duydunuz mu? Yani gündeme hep bu şekillerde gelmediler. Ama şu anda bir baktığımız zaman siyasetçilerin şu anda tamamı biz ticaretin ucunun içinde görünüyor. Yine aynı yani, şeyi söylüyorum. İdeolojilerinden saptılar çünkü. Yani dezenfektan bir bakıyorsunuz yine bir bakan çıkıyor. Bir şeye bakıyorsunuz yine bir şeye bakıyor. Bir şeye bakıyorsunuz yine altından bir siyasetçi çıkıyor. Yani, renklerini belli ettiler çünkü. Bunlar bu şekilde devam bir ettiği CHP, CHP'li bir işte bakan, milletvekili her neyse adı Atatürk'ün izinden gidiyorum diyorsa öldüğü zaman Atatürk nasıl bütün mal varlığını yine vatanına bıraktıysa onu yapabilecek. Var mı böyle bir milletvekili, bakan ya da işte... CHP'de şu ana kadar çıkmadı. Heh. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapar mı onu da bilmiyoruz. Yani belki çağrınızı duymuş olabilir. Ben sadece Kemal veya işte... Anladım. Yok ben şey anlamında hepsi söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. İdeolojilerinden saptılar. Bu bütün partiler için geçerli. Milliyetçiyim, en ülkücüyüm diyen kişi bile... Artık aynı ideolde olduğunu düşünmüyorum ben. İşte ben bak aynı ideolde olsalardı çok güzel bir örnek vereceğim. Geçen gün yine bir şey dikkatimi çekti. Alparslan Türkeş'in oğlu MHP'ye düşman ya. Fark ettin mi onu? Fark ettim. Bu ne kadar üzücü bir şey. Aklım almıyor. Ben bunu düşün. O videolarını falan izliyorum. Söylemlerini, hakaretlerini. Rahmetlik Türkeş ya kemikleri sızlıyordur. Ya da işte belki de doğru yapıyorsun diyordum. Bilmiyorum ama aklım almıyor. Ülkücülükten gelen bir ne demek ya Alparslan Türkeş'in oğlu olmak demek ne demek? Bülent aklın alıyor mu senin? Bu gurur bu çok çok yani kelime bulamıyorum. Ama şu an MHP'ye düşman. Ama bunlar bazı şeylerde şöyle, rahmetli Erbakan'ın da vefatından sonra yine böyle çocuklarıyla aralarında bir inişler çıkışlar oldu, bitti.
bitti. O şeyler bittikten sonra şu anda mesela yine yeni bir partiyle Sayın Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan bir parti kurdu. O da böyle bir arayış içinde mi? Ama gerçi parti kuracak olsaydı şu ana kadar kurmuş kurardı olurdu. Kurardı şimdiye kadar. Yani destek mi görmedi, tabanından bir şeye mi alamadı? Sivrildiği için yani kimse pek yakıştıramadı belki de. Ya da MHP gibi bir partiyi karşısına alamadı. Abi bir dönemde zannediyorsam AKP'ye geçti. Evet. Yani orada yer bulamayınca tekrar. Yani siyaset işte dediğiniz şimdi gibi yani. Şimdi siyaseti herkes yapacak diye bir şey yok Bülent. Ben onu yadırgamıyorum. Ama bu kadar ters düşmesinin de vardır bir sebebi. Belki de haklıdır, onu da bilemiyorum. Belki de MHP'nin, rahmetli Türkeş'in deminden beri dediğimiz gibi o ideollerin hiçbiri kalmadı, bilemiyoruz ki. Ya siyaset gerçekten çok çirkin bir şey. Ama eski siyaseti anlarken böyle konuşmuyoruz. Konuşamayız ki. Çok ufacık, yine beni böyle çok etkileyen bir anekdot geçmek istiyorum. Demirel'le Ecevit havaalanında karşılaşıyorlar. Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. İşte gülümsüyorlar. Fatır şapkasını çıkarıyor. Demirel nazik, biliyorsun ne kadar kibar bir insandı zaten. Şöyle bakıyor Ecevit'e. Sayın Başbakanım diyor. Sizi gören diyor. Dünya, hani Ecevit böyle çok önemsemezdi ya kılığını, evet, kıyafetini. Evet. Sizi gören dünya batmış sanır. Ecevit de şöyle bakıyor. Tabii Demirel fötür şapkalı, evet, takım elbiseli, grand tuvalet. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi de gören Türkiye şaha kalkmış zanneder. İyi günler diliyorum diyor, gidiyor. Bak, atışmadaki kibarlığa bakar mısın? Nezaket içinde. Birbirlerini kırmadan çok güzel laf sokmuşlar birbirlerine. Kaba tabirle. İşte. Şimdi nasıl örnek vermeyeyim ben bunu? Yarın benim torunum böyle bir imkanı bulduğu zaman hangisini örnek gösterecek sence? Biz çok şanslıydık ya. Evet, şanslıydık. Yani biz onların aynı masa etrafında birbirleriyle ülke sorunlarını konuştuğu dönemleri de gördüğümüz zaman. Kesinlikle. Şimdiki siyasetle eski siyasete baktığımızda, evet, eski siyaset çok kötüydü, bilmem neydi gibi söylemler oluyordu ama maalesef şu anki siyasetin çok iyi olduğunu pek düşünenlerden biri değilim. Sadece siyaset değil, bu iş insanlığı da böyle, artık iş adamı denmediği için iş insanı diyorum, esnaflık da böyle, her şey bozuldu. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, Sabancı gibi bir değerle tanıştım. O imkan bana verildi Ankara'da. O binaya, devasa binaya girdiğim zaman, işte lise çağındayım, aklımı yitirdim. O kadar güzeldi. Nasıl çıkacağız buradan öğretmenim falan demeye başladık biz. Orada bile bir asalet, orada bile bak hiç unutmuyorum, yıllar geçmiş, bir kalite vardı Bülent. Şimdi belki de ondan çok çok zengin müteahhitlerimiz, iş insanlarımız var. Bizi kendi evladı gibi gördü. O gülümsemesi hiç zaten gözümden gitmez. Oturduk odasında. Odasında böyle döndüğün zaman hemen semeri hala dururdu. Evet, o Adana'dan. Ve ne dedi biliyor musun? Bak, yıllardır ben onu not almışım. Evde durur hala. Tabii sorular soruyoruz. Sorunun ne olduğunu şu an hatırlamıyorum ama o cümlesini not etmişim. Liderler, iş insanları her şeyi bilmek zorunda değil. Ama ekibini iyi kurmak zorunda. Bu lafını hiç unutmam. Yani ben evet belki bir patronum, ben bir işin devasa bir kişiyim ama cehaletim de var. Her şeyi bilmiyorum ama ekibimi iyi kurdum. İyi insanlarla çalışıyorum. Bu çok önemli. Bu da çok önemli. İşte bizim de şu anda siyasette liyakat dediğimiz, işin ehli dediğimiz insanların eksiklerinden kaynaklanıyor. Çünkü bugün sıraladığımız bu kadar pot kırma olayı yani. Yani düşünsene Ecevit döneminde, daha önce babalarımızın, atalarımızın dönemindeki siyaset, tabii ki o kadarını bilemiyoruz.
Böyle potlar yok. Hiç ben duymadım, bilmiyorum belki. Yok çünkü ekiplerini iyi kurmuşlardı. Yani bir bakanın bunları söylemesi, yani acizlik desem değil. Yani sadece talihsizlik diyorum, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği ya aslında işte yani en çok zaten vatandaşın takıldığı şey şu, yani sizin kaybedecek neyiniz var diye bir cümle kurması ya ya da vatandaş, vatandaşın ahlaksız demesi. yani dediğiniz gibi yani o krediyi alıp ahlaksızlıktır demesi, yani bunlar çok da söylenecek bir Evet, şeyler. dedim ya sözün bittiği yer gerçekten. Ben tekrar yerine ineceğim izin verirsen. Tabii. Yine gündemde biliyorsun ki sendikaların işte sağlık senin özellikle iş bırakma eylemi var. Evet, yarın bir günlük iş bırakma eylemi. Evet. Bu konuyla alakalı da Felahettin Bey bugün bir basın açıklaması yaptı. Felahettin Fatih Gönç, Hatay Sağlık Sen Şube Başkanımız. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz diyor. Ne olursa olsun dönmeyeceğiz diyor. Hiçbir sağlık çalışanımızın üvey evlat muamelesi görmesine izin vermeyeceğiz diyor. Sence haklı mı? Yani sağlık sektöründeki doktorlar olsun, işte sağlık sektörünün hizmetinde bulunan bütün arkadaşların evet bir haklılık payı var. Yani çünkü pandemi denilen bir süreci en ön sırada onlar atlattı. Yani insan hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ve hala da yapıyorlar. Ya şu anda isteklerinin ne olduğunu bir değerlendirmeleri önemli. Yani onların istekleri de çok şimdi büyük isteklerin istekler. Ne olduğu sözünü kestim. Fiyat olarak, maaş olarak belki belirli değil. Tabii ki ona karar veremezler. Ama insanca yaşamak istiyorlar. Bir de işte ayrı gayrı olmasın istiyorlar. Atıyorum işte ben kardiyoloji uzmanıyım da sen asistansın. Aradaki bu farkın kalkmasını istiyorlar. Yani bunu Sağlık Bakanı, yani hastane çalıştırıyor bildiğim kadarıyla, çok iyi biliyor olması gerekiyor ve bu taleplerin de makul ve yerinde olduğunu da düşünüyor olması gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın elinden bir şey gelir mi sence? Ama hepsi bir makamda oturup ben şuyum deyip ama yine... Geçen gün bir kanala açıklama yaparken Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Evet. İzledim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Evet, izledim. Yani ilkokul çocuğu gibi ben hayretleri böyle izliyorum ya. İlkokul çocuğu olsa titre. Aynen şöyle söyledi. Açıkladın mı? Hayır. Yani hayır, bir de gazeteciler gazetecilere yani seni kayda almıyorum, sana inanmıyorum diyor. Gazetecilere dönüp diyor ki ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Evet. Bu bakan neyi açıklasın sana çıkıp Bülent? Pardon. Yani söylenecek aslında çok şey var da bazı da şeylerde çok fazla da bir şey konuşamıyoruz. Yo, ben konuşurum. Gerekeni söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bu sivri dilimden dolayı zaten Facebook'um hep kapanıyor. Yine cezalıyım bu arada. Twitter'ım da cezalı. Ama yani, doğruları söylemek benim... Ya biz doğruları söylüyoruz. Karakterim de var. Söylüyoruz ben... da ama bazen de şöyle bir şey var. Yani... çok kötü de böyle karamsar bir tablo da çizmek istemiyoruz. Çünkü tamam, belirli bir şeylerde evet hatalar yapılıyor, ediliyor ama işte sorun şurada. Hata var, hata görünüyor ama bu hatanın hala üstüne gidiliyor ve biz yani o üzücü. Bu duruma geliyoruz. Şimdi biraz daha konuştuğunuz zaman işte dış güçler, yine her programda söylediğimiz yine meşhur bir lafımız var. Kim bu dış güçler? Yine bir bakan çıktı dedi ki dış güçler yok. Yani kendileriyle çeliştiler bu kez. Yani böyle bir şey oldu. Şimdi dış güçler yoksa iç güçler kim peki? Onu soralım. İç güçler dediğimiz. Senden herhalde. Yani o zaman gazeteciler de konuşursa bu sefer evet dediğin gibi bu bizim üstümüze kalacak. Evet, o yüzden. Dolayısıyla gazetecilerle ilgili de zaten sizin de zaten söyleyecekleriniz vardı. Gazeteciler konuşuyor.
konuşuyor ama yani... Susturuluyor. Sokak röportajcı arkadaşlarımızı Türkiye genelinde ifadeye çağırdılar. Yani sokak röportajında adam saklı gizli bir şey yapmıyor ki. Zaten mikrofonu tutmuş vatandaşa uzatıyor. Diyor ki arkadaşım gündem bu ne diyorsun diye soruyor. Vatandaş kendi görüşünü söylüyor. Yani onu da eğer şey yapacak olursak Sayın Bülent Arış da çıktı televizyon programında sen sus konuşma diyor. Yani sen sus konuşma ne demek? Evet. Gazeteci konuşmayacaksa kim konuşacak bu ülkede? Yani vatandaşın sesi dediğiniz hatta yeri geliyor, günü geliyor. Şu anki eski iktidarın içinde olan insanların gazetecilere gidip sesini duyurmaya çalıştığı bir dönem. Bence herkes susacak, siyasiler konuşacak. O yüzden konuşmayalım Bülent. Ben konuşmayalım dedim ama söz verdim bir yaşlı teyzemize. Onun için müsaade edersen tabii ki, şikayette bulunmuştu. Programı kapatmadan önce, sözü sana vermeden önce onu da söyleyeyim, teyzemi üzmeyeyim. Belediyecilikten demin bahsederken başka konu girdi araya. Otobüslerden çok şikayet var Bülent. Halk otobüslerinden. Evet, sen de belki farkındasın. Şöyle, mesleğin gereği farkındasındır çünkü sen çok otobüs kullanmıyorsun. Evet. Ben çok kullanan biri olarak hem görüyorum hem de şikayetleri de alıyorum. Halk otobüslerinden ciddi, gerçekten çok büyük problemler var. Bir, şoförler, tabii ki herkesi tenzih ediyorum ama evet. Belirli kısma. Görevini iyi yapanlar da var. Aynen öyle, onları da inkar etmemek lazım. Çok kabalar. Artık vatandaşın, vatandaşı eşya gibi görüyorlar açıkçası. Ve bu en çok da yaşlı teyzelerimize, işte dedelerimize, amcalarımızı üzüyor. Bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Büyükşehir eğitime çok önem veriyor. Duyuyoruz, haberlerde de yapıyoruz. Sen de biliyorsundur. Birçok konuda, birçok bölümde eğitimler açıyor. Evet. Lütfen bu halk otobüsü şoförlerine de eğitim versinler. Ulaşım Daire Başkanlığı'na rica ediyorum. Bu çok meşakkatli bir iş. Herkesin yapmaması gereken bir iş. Adamın bir tanesi... teyzem iki durak önce indirmiş. Zile basmış teyzem. Sonra yavrum demiş kusura bakma ben daha erken basmışım. Bu teyzem 70-75 yaşında bir kadın. Evet. Ne tarafta oturduğunu söyledi de hatırlamıyorum şu an. Adam resmen şoför. Ya şoför mahallini terk edecek şekilde ayağa kalkıyor, teyzenin üstüne yürüyor. Bu otobüslerde bir kamera yok mu? Var. Bu ses yok mu? Var. Ya da işte şikayet hiç mi gelmedi? Büyük ihtimalle şikayet geldiğinde denetleniyordur ama normalde onu sürekli denetleyen bir ekip yoktur. Yani. Şikayet etmek lazım. Tabii ki şikayet üzerine çünkü düşünün bütün otobüslerde tabii canım, 7-20, hepsini izleyecek olsalar. Yani 24 saate bazında alırsak 12 saat her otobüsün bu kadar otobüsün de sürekli kayıtlarını izlemek. Ama işte eğitimli insanlar oturursa o kayıtları izlemeye de gerek kalmaz. Doğru. Vatandaşın halinden anlar. Ama şöyle bir şey de var yani yaşlı teyze zile basmış olabilir iki öncesine. Yani durdu devam sen etsin. Sen niye zaten geç kalmış işte durak saatleri var ya onların. Evet. Niye kendini oyalıyormuşum? Oyalıyormuş pardon teyzeme öyle diyor. Yani hakikaten orada peki bir yolcu inecek olsaydı? İşte. Yani bunu hiçbir o an orada olmadığım için başıma gelenler çok şeyler var ama o an orada olmadığım için bir şey diyemiyorum. Bir de bu yaşlı teyzeleri amcalara neden takıyorlar biliyor musunuz? 65 yaş üstü ücretsiz. Ya ücretsiz biniyorlar o yüzden. Ücretsiz ama bu ücretsiz senin cebinden yani çıkmıyor ki bu. Zaten bunun parasını alıyorlar yani ücretsiz. Belediyeden alıyorsun tabii, sen onu. Tabii belediyeden alınıyor ücretsiz değil ama ücretli. Ama maalesef. Vatandaş belediyenin hizmetinden yararlanıyor. Yoksa hiçbir 65 yaş üstü vatandaşımız o otobüse ücretsiz binmiyor anlamına gelmiyor. Ücretli biniyorlar ama onların ücretleri belediyenin vermiş olduğu o kartlar sayesinde ücretsiz oluyor. Yoksa o otobüs şoförüne bir yük değiller.
İşte elbette bunu ya, biz biliyoruz ama herhalde o şoförler öyle algılamıyor. Yani şoförler algılamıyorsa bunu bir şekilde izah etmek gerekiyor. Ama şöyle bazı şeylerde ben belediye başkanlarına da çok fazla yansıtılmadığını düşünüyorum. Çünkü ben birkaç şey için bir dönem geçtiğimiz hafta mıydı ya da ondan önceki hafta Sayın Lütfü Savaş'ın ofisindeydim. Bir konuyu ona arz etmiştim. 65 yaş üstü bazı vatandaşlarımızın işte o HES kodlarıyla ilgili ücret alınıyordu. Onun haricinde işte belirli bir 10 liraya kadar işte 25 kuruş sonrası 50 kuruş gibi bunu kendi hesaplarına göre 1 lira alan var, işte 50 kuruşundan fazla alanlar var. Böyle bir şeyi bizim yapmadığımızı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Onu biz izah ettik. Yani insanlar belediyenin aldığını düşünüyordu. Halbuki belediye almıyor bu parayı. Yani HES kodu tanımlaması ücretsiz tüm post cihazlarında. Evet. Ama buna paraya çevirenler de var. Tabii. Yani belediyenin almamış olduğu bir şeyi sanki belediye alıyormuş gibi yansıtanlar olmuştu. Onları izah ettik. Sağ olsun belediye başkanı anında hiç fazla vakit kaybetmeden sosyal medya hesaplarından dedi ki biz hiçbir vatandaşımızdan hele yaşlılardan HES koduyla ilgili herhangi bir ücret almıyoruz. Ücret fiyatlarımız da bu kadar bellidir. Ya fazla diye bir şey yok. Ama yine dediğimiz gibi. Şimdi burada bir şey daha çıkıyor ortaya o zaman. Şimdi hep belediye başkanlarına yükleniyoruz ama hangi birine yetişebilirler Bülent? Yetişemezler yani. Her bölüme bir şube başkanı koymuş mu bu adamlar? Evet. O zaman ulaştırma daire başkanlığı görevini yapmıyor demektir burada. Ama işte ulaştırma daire başkanına da gelen şikayetlere göre şimdi şikayet ama, ediliyor mu? Bazen edilmiyor. Vatandaş da önemsemiyor. Yok benim ettiğim şikayetlerin hiçbiri bugüne kadar dönüş sağlanmadı. Sadece gazeteci kimliğimle edersem evet dönüş yapılıyor. Ama bir vatandaş olarak maske takmayan bir şoförü mesela şikayet etmiştim. Plakasını istediler. Plakasını verdim. Hatta bana şu cümleyi kurdu. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ben takmayacağım dedi. Git nereye şikayet edersen et. Git Lütfü Başkanı'na şikayet et beni dedi. Önce dedi o taksın maskeyi dedi. Bu kadarını söylediği halde ve dedim ki kameralar lütfen izlensin. Burada hakaret var. Hiç dönüş sağlanmadı. Liyakat her yerde olmadığı gibi belediyecilikte de yok maalesef. Evet. Söyleyecek başka bir şeyimiz kaldı mı? Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz Doğuş TV izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Doğuş TV sahibi Mehmet Garip Siper'e de bize bu imkanları sağladığı için rejideki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Derdimiz Hatay programını önümüzdeki hafta Sayın Mehmet Sertel'le daha dolu bir şekilde. Gerçek ev sahibiyle. Evet. Yani Mehmet Bey'in eksikliğini ben birazcık hissettim. Siz de hissetmişsinizdir muhakkak, büyük ihtimalle. Muhakkak. Ama yine yayınımıza katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Benim için zevkti. Gündemi dolu dolu bir şekilde bize anlattınız. Görüşleriniz için de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Konuk olmak değil, ben moderatörlüğe devam edeyim. Mesleğimi çok seviyorum çünkü sevgili izleyenler, Doğuş TV izleyenleri. Teşekkür ediyorum sizlere, bu imkanı veren Sayın Başkanımız Mehmet Galip Siper'e ve kamera arkasındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar.